Haber merkezinden iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik mitinginde yaptığı konuşmayla ana haber bültenimize başladık. Şimdi kameralarımızı timsah arenaya çeviriyoruz. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Bursaspor Medikal Park Başakşehir'i ağırlıyor. Son bilgileri Olay Spor Servisinden Cevdet Altın elden alacağız. Cevdet, takım kadroları belli oldu mu? Söz sende. Evet Ferit, Timsah Arena'da mutlu akşamlar diliyorum. Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta Bursaspor Başakşehir'i konuk edecek, mücadelenin başlamasına artık dakikalar kaldı. Gerçekten yeşil beyazlı taraftarın ilgisi oldukça fazla. Yaklaşık 30-35 bin dolayında Bursaspor taraftarının maçı izlemesini bekliyoruz. Halen Bursaspor taraftarı Timsah Arena'ya gelmeye devam ediyor. Evet, geçtiğimiz hafta yeşil beyazlar lige 2016-2017 sezonuna Adanaspor galibiyetiyle başlamışlardı. Bursaspor bu çıkışını Başakşehir karşısında da devam ettirmek istiyor. Keza İstanbul ekibi de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişti. İlk 11'ler elimize ulaştı. Hemen aktaralım. Bursaspor kalede Harun Tekin, geri dörtlüde Serdar Kurtuluş, İsmail Konuk, Ertuğrul Ersoy, Aziz Beyç. Orta alanda Mertler Yücel, Bilal Kısa hemen önlerinde. Bataja kanatlarda Delvale, Sercan Yıldırım, ileride Thomas Nesit. İlk 11 ile Bursaspor mücadeleye başlayacak. Geçtiğimiz haftadan bir farklı değişiklik var. Jorge Eran'ın yerine Sercan Yıldırım'ı ilk 11'de görüyoruz. Bursaspor'da Thomas Sivok, Emre Taşdemir, Deniz Yılmaz ve Furkan Özçal sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Hemen Başakşehir'in ilk 11'inde aktarayım. Kalede Volkan Babacan, Yalçın Aykan, Epriano, Edin Vizca, Mossoro, Mehmet Batal, Eren Albayrak, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Samuel Holmen ve Uğur Uçar ilk 11 ile de konuk ekip mücadeleye başlayacak. Emre Belezoğlu kart cezası sebebiyle Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek. Evet, gerçekten maçın başlamasına çok az bir süre kaldı ama tribünlerdeki atmosfer gerçekten görülmeye değerdi. Özellikle 15 Temmuz'da kaybettiğimiz şehitlerimiz için koreografi düzenlendi. 240 bir demokrasi şehidinin ismi tek tek okundu. Bursaspor taraftarı da her isimden sonra burada şeklinde karşılık verdi bu isimlere. Evet, yaklaşık 40 bin Türk bayrağı da koltuklara kondu Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından. Demokrasi, bir bakıma demokrasi şöleni diyebiliriz maç öncesi yaşananlar için. Evet, Bursaspor bu maça önem veriyor. Teknik direktör Hamza Hamzoğlu da hafta arasındaki demeçlerinde bu yönde açıklamalarda bulundu. Özellikle Bursaspor taraftarını başkan ağıyla birlikte tribünlere çağırmışlardı. Bu çağrıda bulunmuşlardı. Keza Bursaspor yönetimi de biletlerde %50 indirime giderek Bursaspor taraftarına bir jest yapmıştı. Bu jeste karşılıkta yeşil beyazlı taraftarlar stadın büyük bir kısmını doldurdular diyebiliriz. Evet, saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Şimdilik Timsah'dan aktaracaklarımız bu kadar. Maç sonrası gelişmelerle biz tekrar birlikte seyircilerimizle birlikte olacağız Ferit. Cevdet Altınel, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi gündemimizle devam ediyoruz. Olay ana haberin gündeminin zirvesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği harekat var. TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'a düzenlediği Fırat Kalkanı operasyonunun 4. gününde acı haber geldi ne yazık ki. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD bölgedeki 2 tanka roketli saldırı düzenledi. Saldırıda bir uzman çavuş şehit olurken 3 asker de yaralandı. Saldırının ardından PYD'ye ait hedefler savaş uçakları ve top atışlarıyla vuruldu. 25 terörist öldürüldü. Türkiye Fırat Kalkanı operasyonunda ilk şehidini verdi. PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin düzenlediği roketli saldırıda bir uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tanklar bölgede ilerleyişi sürdüren Özgür Suriye ordusuna koruma görevi sağlıyordu. Cerablus'un 7 kilometre güneyinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 tanka roket atarla ateş açıldı. Saldırının ardından tanklardan biri yoluna devam ederken bir asker hafif yaralandı. Bu sırada bir başka tank da isabet aldı. Rus yapımı Kornet tipi füzeyle vurulan tankta bulunan uzman çavuş Ercan Çelik şehit olurken 2 asker yaralandı.
Şehit olan askerin cenazesiyle yaralanan 3 asker helikopterle Türkiye'ye getirildi. Yaralı askerler Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırının ardından sınırda konuşlu birlikler terör örgütüne ait hedefleri obüs ve top atışlarıyla vurmaya başladı. Gece boyunca YPG hedeflerine 80 topçu ateşi açıldığı belirtildi. Sınır bölgesi sabah saatlerinde de hareketliydi. İncirlik'ten kalktığı öğrenilen 2 F-16, Cerablus'un güneyi ile Minbit çevresindeki terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye ait mevzileri hedef aldı. Savaş uçaklarının YPG'ye ait komuta merkezi ve cephanelikleri vurduğu açıklandı. Operasyona ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de açıklama geldi. Hava harekatı sonucu 25 PYD üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, terörist gruplarca kullanıldığı tespit edilen 5 binanın imha edildiği bildirildi. Cerablus'a sabah erken saatlerde de askeri sevkiyat yapıldı. İki tank eşliğinde sınırdan içeri askeri mühimmat taşıyan kamyonlarla zırhlı personel taşıyıcıları giriş yaptı. Sınırın Türkiye tarafında tank ve zırhlı personel taşıyıcılar bekleyişini sürdürüyor. Zaman zaman ambulansların da sınır hattına doğru ilerlediği görülüyor. Suriye topraklarındaysa IŞİD tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcılar kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor. Bu sırada Cerablus'un bazı bölgelerinden zaman zaman yükselen dumanlar sınır hattından da görülüyor. Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerin ateşi Düzce'ye düştü. 28 yaşındaki uzman çavuş Ercan Çelik'in şehadet haberini alan ailesi yasa büründü. Evli olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Çelik'in yaklaşık 2 yıl önce göreve başladığı ve tank şoförü olduğu bildirildi. Şehit asker memleketinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Fırat Kalkan operasyonunda şehit olan 28 yaşındaki uzman çavuş Ercan Çelik'in Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Çelik'in şehit olduğu haberini Akçakoca ilçesi Ayaz Mahallesi'nde oturan ailesine, Kaymakam Mehmet Ünal ve Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici askeri yetkililerle birlikte verdi. Şu anda da ailemizin yanındayız. Onlar da gayet büyük bir vakarla tabii ki evlatlarını bekliyorlar. Ercan kardeşimiz artık Peygamber Efendimizin inşallah yanında mekanlı cennet olacaktır diye biz umuyoruz. Gaziantep'te görev yapan 2 yıllık evli Ercan Çelik'in babası Muhammed Çelik'le annesi Şehnaz Çelik gözyaşlarına boğuldu. Acı haberle yıkılan çifti yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehit evinin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken eve de dev Türk bayrağı asıldı. Şehit asker için Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende yakınlarının kolları arasında güçlükle ayakta duran şehidin hemşire olan eşi Sümeyye Çelik'in feryatları yürekleri dağladı. Şehidin cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketine uğurlandı. Şehit tankçı uzman çavuş Ercan Çelik'in naaşı Kocaeli'de Deniz Hava Üs Komutanlığı içerisindeki Cengiz Topel Askeri Havalimanı'nda törenle karşılandı. Şehidin ailesi de havaalanındaydı. Acılı eş Sümeyye Çelik de aynı uçakla Kocaeli'ye geldi. Cenaze helallik için son kez baba ocağına götürüldüğünde acı ikiye katlandı, şehit evinden feryatlar yükseldi. Burada helallik alın, merkez camiye gideceğiz Allah nasip ederse. Şehit uzman çavuş için merkez caminde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Şehit asker kılınan cenaze namazının ardından ilçe şehitliğinde toprağa verildi. Türkiye'nin desteğiyle Cerablus'u ele geçiren Özgür Suriye Ordusu yeni hedefini açıkladı. Özgür Suriye Ordusu çatısı altında savaşan muhalif gruplardan Sultan Murat Tugay'ı hedefin Membiç olduğunu açıkladı. Ancak muhaliflerin IŞİD'le mücadele yerine IŞİD'den kurtarılan bölgelere yönlenmesine Amerikan yönetimiyle Rusya'nın izin vermeyeceği belirtiliyor. Türkiye'nin desteğiyle Cerablus'a giren Özgür Suriye Ordusu'nun yeni hedefi Membiç.
Özgür Suriye ordusu çatısı altında savaşan muhalif gruplardan Sultan Murat Tugay'ın komutanı Albay Ahmet Osman, muhaliflerin Memlük'ü ele geçirmeye hedeflediğini belirtti. Allahu Ekber! YPG'lilerin bölgeyi terk etmediğini, aksine mevzilerini güçlendirdiğini, bu yüzden de muhalif güçlerin Memlük'e doğru ilerlediğini söyleyen Osman, Suriye demokratik güçlerinin kontrolündeki Memlük'ün birkaç gün içinde alınacağını öne sürdü. Amerikan askeri kaynakları Özgür Suriye ordusunun IŞİD'le mücadele yerine IŞİD'den kurtarılan bölgelere ilerlemesinin kabul edilemeyeceğini belirtirken, IŞİD'e karşı operasyonları yürüten Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan ilginç bir bilgi geldi. CENTCOM tarafından yayımlanan 24, 25 ve 26 Ağustos tarihli operasyon bilgilerinde, bu tarihlerde Cerablus'lu Amerikan ordusu ya da koalisyona ait savaş uçaklarının herhangi bir hava saldırısına katılmadığı ortaya çıktı. Memlük'ün kontrolü yaklaşık 2,5 ay süren çatışmaların ardından geçtiğimiz hafta IŞİD'den YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçlerine geçmişti. Memlük ve Cerablus'tan ayrılan IŞİD üyeleri Elbap'ta toplanmış durumda. Elbap ise hem Özgür Suriye ordusu hem de PYD'nin hedefinde. PYD kantonlarını birleştirebilmek için kritik bir bölge olan Elbap'ı almak, Özgür Suriye ordusu ise bu planı engellemek istiyor. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bombalı saldırıda şehit olan 11 polisten 6'sı daha bugün son yolculuğuna uğurlandı. Şehitler memleketlerinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde bombalı saldırıda şehit olan 11 polisten 6'sı daha memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Allahu Ekber! Şehit polis Burak Mert ailesinin en büyük ve tek erkek çocuğuydu. 20 gün önce İstanbul'dan tayin olmuştu. Cizre son görev yeri oldu. 22 yaşındaki şehit polisin cenazesi Osmaniye'nin Düzce ilçesi Elek beldesi Çıraz mahallesindeki baba evine getirildi son kez. Aile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi ağabeyinin şapkasıyla katıldı töreni. Şehit Burak Mert Çıraz mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verilirken şehidin makine mühendisleri odası Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Balıkesirli polis memuru Gökhan Kıncaksa 24 yaşında içti şehadet şerbetini. Acılı annenin cenaze töreninde evladına vedası yürekleri burktu. Hiç anlamıyorum. Edremit Hazreti Ömer Camii'ndeki törene eski meclis başkanı Cemil Çiçek'le AK Parti ve CHP'li vekiller de katıldı. Şehit Kıncak namazın ardından Edremit şehitliğinde defnedildi. Şehit polis Halil İbrahim Eriç 3 yıllık polisti. İstanbul'un ardından ikinci görev yerinde şehit düştü. Şehit için Çanakkale'nin Çarşı ilçesindeki Çan Camii'nde tören vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da acılı aileyi yalnız bırakmadı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şehit polis törenin ardından toprağa verildi. Aynı saldırıda şehit olan polis memuru Abdülhamit Kayaya ise Yalova'da veda edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik törende şehidin anne ve babasını teselli etmeye çalıştı. Şehit polis Kaya binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Yalova polis şehitliğinde defnedildi. Şehit polis 32 yaşındaki Mehmet Dam'a evliydi. Hain saldırıda ardında 3 yaşında yetim bir çocuk bıraktı. Şehit damanın naaşı helallik için Afyonkarahisar'daki baba evine getirildiğinde acı daha da büyüdü. Acılı eş Sümeyra dama şehidini gözyaşlarıyla uğurladı. Şehit polis Mehmet Dam'a cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Şehit polis Erhan Öztürk ise Uşak'ta uğurlandı son yolculuğuna. Banaz Şehitler Camii'ndeki törende baba Metin ve anne Emine Öztürk güçlükle ayakta durabildi. 27 yaşındaki şehit polis Erhan Öztürk köy mezarlığında defnedildi. Ah,
Hakkari'den bugün acı haber geldi. Yola önceden döşenen patlayıcıyı imha edilirken teröristler tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Hakkari'nin Şemdin ilçesinde ise teröristler askeri birliğe havan mermisi ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çatışmada 2 asker yaralanırken 4 terörist etkisiz hale getirildi. Siirt'te ise korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi, 5 korucu yaralandı. Hakkari'de teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Hakkari-Van karayolunda yol kontrolü yapan güvenlik güçleri terör örgütü PKK mensuplarınca yola patlayıcı yerleştirildiğini fark etti. Tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmeye çalışılırken uzaktan kumandayla patlatıldı. Olayda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı. Hakkari'nin Şemdin ilçesindeki terörist saldırıda da 2 asker yaralandı. Şemdin ilçesinin sınıra sıfır noktasında bulunan Samanlı ve Cedikan bölgesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine Irak tarafından PKK'lı teröristlerce havan ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda bir üst teğmenli bir er yaralanırken güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edildi. Sınırda konuştu birlikler bölgeyi top atışıyla ateş altına alırken çatışmada 7 terörist öldürüldü, 2 terörist ağır yaralı olarak ele geçirildi. Siirt'in Eruh ilçesinde ise Güren Doruk köyü kırsalında görevden dönen köy korucularını taşıyan minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 5 korucu yaralandı. Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 korucu tedavi altına alınırken patlamanın yaşandığı bölgede operasyon başlatıldı. Gece saatlerinde ise Diyarbakır Havaalanı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Teröristler polis kontrol noktasına roket atarlı saldırı düzenledi. Atılan roketler boş araziye düşerken saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamalarda savrulan şarapnel parçaları nedeniyle havalimanının bazı camları kırıldı. Saldırıyla birlikte havalimanına girişler bir süre kapatılırken teröristleri etkisiz hale getirmek için helikopter destekli operasyon başlatıldı. Antalya'daki NATO dolum tesislerinde dün gece hareketli saatler yaşandı. Tesise giren 2 kişi güvenlik görevlilerinin ateş açması üzerine kaçarak izlerini kaybettirdi. Antalya'da gece yarısı NATO tesislerinde görülen 2 şüpheli sıcak saatler yaşanmasına neden oldu. Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Tünektepe mevkiinde bulunan NATO dolum tesislerinden silah sesleri yükseldi, Antalya polisi alarma geçti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken güvenlik görevlilerinin tesiste gördüklerini iddia ettikleri 2 kişiye ateş açtıkları öğrenildi. Bölgede arama yapan ekiplere özel harekat polisi ve motorize ekipler de destek verdi. Ablukaya alınan bölgede şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Birkaç gün önce tesislere yakın mesafedeki Topçan mevkiinde karayolu kenarına yerleştirilen bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 2 asker yaralanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin eğitim çalıştayının kapanış programına katılmak üzere bugün Burdur'daydı. Çalıştay öncesi kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, sanki iktidardaymışız gibi çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin eğitim çalıştayına katılmak için Burdur'daydı. Kent girişinde partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu'nun yolu, geçmiş olsun pankartı açan Burdur Belediyesi çalışanları tarafından kesildi. Kılıçdaroğlu çalıştayın yapılacağı otel önüne gelişinde de çok sayıda vatandaş tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Çocuklarımıza
çağdaş bir uygarlık içinde eğitim vermek istiyoruz. Hedef çağdaş uygarlık, onu yakalamak istiyoruz. Sanki iktidardaymışız gibi çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki ülkemizi Mustafa Kemal'in söylediği gibi çağdaş uygarlık. Kılıçdaroğlu daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen çalıştaya katıldı. Adıyaman'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün uyuduğu iddia edilen hafif ticari araç karşı şeride geçerek yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada ticari araçtaki 7 kişi öldü. 6 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Feci kaza sabaha karşı Gölbaşı Kahramanmaraş Karayolu'nun 5. kilometresindeki Karaburun Köyü mevkinde meydana geldi. Uyanmış taksi direksiyonu birden çevirmiş. Direksiyonu çevirmesine taksi dermiş, gelmiş otobüse dermiş. Uğur da fark edilmiş, ben anlamıyorum. Bingöl'den Adana'ya giden Uğur Türk yönetimindeki yolcu otobüsü karşı yönden gelen ve sürücüsünün uyuduğu iddia edilen hafif ticari araçla çarpıştı. Metrelerce otobüsün önünde sürüklenen ticari araç daha sonra taklalar atarak yol kenarına savruldu. Adana istikametinden gelen küçük araç yolcuların ifadesine göre, otobüs yolcuların ifadesine göre herhalde uyumuş. Şeridinden diğer şeride geçmiş, otobüsün üzerine doğru geldiği söyleniyor. Karayolu Kan Gölü'ne dönerken olay yerine kurtarma ekipleriyle çok sayıda ambulans sevk edildi. 7 vatandaş vefat etti. Bir vatandaşımız ağır yaralı, hastaneye sevk ettik. Bize gelen bilgiler otomobil sürücüsünün uyuması sonucu otobüse çarpması diye geldi. Ticari araçtaki ikisi çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken 6 yaşındaki Ayşenur Yar ağır, otobüste bulunan 9 yolcu da hafif yaralandı. Düğüne gittikleri öğrenilen ticari araçta hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına acı haberi bir kurtarma görevlisi verdi. Kaza yapmışlar. Bir kız çocuğu hariç diğerleri falan ölmüş. Ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde içme suyundan zehirlenen 5000 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere koştu. Acil servis önünde uzun kuyruklar oluşurken vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ya herkes sudan diyor, doktorlar bile sudan diyor, bol bol su için diyorlar, başka da hiçbir şey demiyorlar. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zehirlenme paniği yaşandı. Çalışıyordum imalathanede, saat 4 gibi falan su içtim. Yarım saat sonra öyle karın ağrısı başladı. Ondan sonra çalıştığım yerde düştüm. Bir yarım saat falan kalkamadım. Mide bulantısı, kusma, işte baş dönmesi, ateş. Akşam saatlerinde içme suyundan zehirlendiği öne sürülen yaklaşık 5000 kişi acil servislere akın etti. İlçede kriz merkezi oluşturuldu. Sabah içmiştim. Akşam işte böyle oldu. Midem bulandı, karnım ağrıdı, kustum, ishal oldum. Serum ve ilaç tedavisi uygulanan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Rahatsızlığımdan geldim işte, halsizliğimden. Su diyorlar, o kadarlarını diyorlar. Doktorlar sadece ilaç yazıyor, serum bağlıyor, gönderiyor. İlçedeki su şebekelerini inceleyen Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Aykoç hastanelerde vatandaşları ziyaret etti. Sabahtan bu yana bu sorunun nereden kaynaklandığını çözme gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımızın tavsiyemiz suyu kaynatarak içmeleri ya da bizim dağıttığımız hazır sular, hazır su tüketmeleri. Hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de biz Büyükşehir olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konunun takipçisiyiz. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada şebeke suyu üzerinde incelemelerin sürdüğü belirtildi. Valilik sonuçlar kesinleşinceye kadar içme suyunun kaynatılarak içilmesi tavsiyesinde bulundu. İstanbul'da Maltepe sahilinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yaralılardan biri botla kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. İstanbul Maltepe'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.
Gece 03 sıralarında iskele girişinde oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada silahlar ateşlendi, mermilerin hedefi olan Ramazan Tosun ve Fahri Keklik yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken yaralılardan Ramazan Tosun kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıda yaralanan Fahri Keklik ise sahildeki bir bota binerek denize açılmak istedi. Ancak bot kayalıklara çarpınca Keklik olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Ramazan Tosun hastaneye kaldırılırken ambulansı hayatını kaybetti. Fahri Keklik ise Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinde boş kovanlar ve bir şarjör bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzerken dalgaların sürüklediği bir kişi kayalıklarda mahsur kaldı. Saatlerce kayalıklarda bekleyen adam UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzerken kayalıklarda mahsur kalan kişi nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Kamp yapmak için Kabak Koyu'na giren 43 yaşındaki Hakan Çelik yüzerken dalgalar tarafından kayalıklara sürüklendi. Çelik'in kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden arkadaşları UMKE'den yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler kayalık alana halatlar yardımıyla istasyon kurarak Çelik'i bulunduğu yerden kurtardı. Yasin burada mı? Saatlerce kayalıklarda kurtarılmayı bekleyen talihsiz adam yukarı çıkarıldığında rahat bir nefes aldı. Çok aşırı ağrıyan bir yerin var mı? Ayağındır, kolundur. Şöyle bir otursan. Denizde yüzüyorduk. Dalga çıktı. Ben paletle yüzüyordum. Paletimin bir tanesi ayağımdan çıkınca dalgalar kayaların arasına vurmaya başladı beni. Dolayısıyla kıyıya vurdum. İlk müdahalesi yapılan Çelik ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Son birkaç gündür ölümlerle gündeme gelen Antalya falezlerindeki facia bu kez ucuz atlatıldı. Manzara seyrederken aşağı düşerek falezlerin arasına sıkışan genç kadın polis ekiplerince kurtarıldı. Antalya'da manzara keyfi az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Muratpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki falezlerde erkek arkadaşıyla birlikte manzara seyreden kadın ayağa kayarak aşağı yuvarlandı. Yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düşen kadın falezlerin arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ekibi sevk edildi. 35 yaşındaki kadının erkek arkadaşıyla 15 yaşındaki kızı kurtarma çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Bunu bota transfer edemez. Kadın durmuyor. 1,5 saat süren uğraşlar sonucu polisler kadını vücuduna bağlanan iple sıkıştığı yerden çıkarabildi. Deniz polisinin botuna alınan kadın hastaneye kaldırıldı. Başkentte dün gece etkili olan sağanak yağmur birlik görüntüleri de beraberinde getirdi. Alt geçitleri su basarken onlarca araç suda mahsur kaldı. Çankaya'da da bir semt pazarının duvarı çöktü. Bu sırada park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kaldı. Alt geçitler göle döndü, onlarca araç suyun içinde mahsur kaldı. Görüntüler başkentten. Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Arabam pert. Kasko şirketine Allah yardımcı olsun. Param biraz önce öderler inşallah. Sokullu, Dikmen ve Akay caddelerinde araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Bazı vatandaşların araçlarının üzerlerine çıkarak itfaiye bekledikleri görüldü. Şu birikten çıkacağız. Tamam. Hemen hemen abi. Tavana kadar sular çıktı. Millet kendini zor kurtardı içeri. Çoluk çocuk vardı içeride. Şiddetli yağmurun etkisiyle Çankaya Naci Çakır Mahallesi'nde bulunan semt pazarının duvarı çöktü. Başım. Ya bir şey yok bende, ben iyiyim. Bu sırada park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kaldı. Kamu çalışanlarının beklediği müjdeli haber geldi. Başbakanlık Kurban Bayramı tatilinin kamuda çalışanlar için 9 güne çıkarıldığını duyurdu.
Başbakan Binali Yıldırım, kamu çalışanlarının 16 Eylül Cuma günü izinli sayılmasına ilişkin yazıyı imzaladı. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar Kurban Bayramı'nın ertesi günü tam gün idari izinli sayılacak. Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Başbakan Binali Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaş ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılması için de ilgili bakanlıklara talimat verdi. Böylece emekli ve memur maaşları da 8-9 Eylül'de ödenecek. Tıpkı Körfez'den geçişi sağlayan Osman Gazi Köprüsü'nün açılışında olduğu gibi Boğaz'ın 3. incisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü de meraklı vatandaşların akınına uğradı. Manzarayı seyretmek ve hatıra fotoğrafı çekmek isteyen vatandaşlar köprü trafiğini kilitledi. Yine köprü, yine selfie merakı ve yine trafik çilesi. Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, geçişler ücretsiz olunca meraklı vatandaşların akınına uğradı. Kimi aracını sağ şeride park edip manzarayı seyretti, kimi de bol bol selfie çekti. Köprü görmek için mi geldiniz? Evet. Nereden geldiniz? Beykoz'dan. Beykoz'dan. Nasıl buldunuz köprüyü? Çok güzel, muhteşem. Tabii köprüyü görmek için geldik. Nasıl buldunuz peki? Milletimizin böyle bir şeyi hakikaten gurur duymamak elde değil yani. Köprünün korkuluklarına çıkıp en iyi pozu vermeye çalışanlar da vardı. Araçlarından inen vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden olurken köprüde binlerce araç birikti. Polis ekipleri ise geçiş sırasında araçlarını durdurup fotoğraf çektirenleri, trafiği aksatmamaları yönünde uyarıyor. Güney Amerika ülkesi Paraguay, yıllar sonra ilk kez bir terör saldırısına sahne oldu. Başkent Asunción yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi öldü. Güney Amerika ülkesi Paraguay, askerlere yönelik bombalı saldırıyla sarsıldı. Başkent Asunción'un kuzeyindeki Arroyito adlı kasabada devriye görev yapan askerlerin kullandığı güzergaha yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada askeri araç ve çevredeki binalarda büyük hasar oluştu. 5 askerin hayatını kaybettiği patlamada 3 ağır, 5 asker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı askerler de kurtarılamadı. Saldırıyı ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren gerilla örgütü Paraguay Halk Ordusu'nun düzenlediği belirtiliyor. Çin'in Gansu eyaletinde düzenlenen havacılık festivali feci bir kazaya sahne oldu. Festivale katılan bir gösteri uçağı yere çakıldı, pilot hayatını kaybetti. Çin'de gösteri uçuşu yapan uçağın düşmesi sonucu Güney Afrikalı pilot hayatını kaybetti. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Danshui Havaalanı'nda düzenlenen havacılık gösterileri sırasında Amerikan takımına ait bir akrobasi uçağı düştü. Gobi çölüne düşen uçağın Güney Afrikalı pilotu yaşamını yitirdi. Amerikan takımı kazanın ardından tüm uçuşlarını iptal ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cuma günü başlayan gösteri uçuşlarının pazar günü tamamlanması planlanıyordu. Rusya'dan beklenen haber bugün geldi. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türkiye'ye yönelik charter uçuşu yasağını kaldıran kararnameyi imzaladı. Rusya Başbakanlığından yapılan açıklamada kararnameyle Türkiye ve Rusya arasında charter uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinin uçuş güvenliğinin temini için ilave önlemler alınmasını sağlamaları tavsiye edildi. Açıklamada Türkiye ve Rusya arasındaki tarifeli seferlerde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması talimatı da verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'ye yönelik charter seferlerinin tekrar başlatılması konusu da gündeme gelmişti.
Türkiye ve Rusya arasındaki normalleşme süreci ticari ilişkilere de olumlu yansıyor. Uçak krizinin ardından Rusya'ya yeniden ihracat yapmaya hazırlanan Türkiye'nin atacağı yeni adımları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik değerlendirdi. Yeniden bir olumlu süreç sayfa açıldı veya sayfa açıldı ve inşallah kısa süre içerisinde yine yoğun bir şekilde tarım ürünlerinin ihracatı başlayacak. Türkiye ve Rusya arasında uçak kriziyle başlayan gerginlik yerini normalleşmeye bırakırken iki ülke arasındaki buzlar ticarette de eriyor. Tarım ürünleri de başta olmak üzere bütün ilişkilerimizin uçak öncesine dönmesi, hatta onu da geçecek şekilde ilişkilerimizin ve ticaret hacmimizin 100 milyar dolarlara çıkmasıyla ilgili son derece verimli bir gün ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin eskiye dönmemesi için siyasi bir engel kalmadığını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ilk adımı Narenciye'de atmayı hedefliyor. Önümüzde özellikle Narenciye dönemine girerken birkaç ay içerisinde tarımla ilgili ihracatımız, tarımla ilgili potansiyelimiz, iki ülkenin potansiyeli tekrar büyük bir ivme kazanacak. Çelik, 1 Eylül'de başlayacak denizlerdeki av sezonunu da değerlendirdi. Eğer biz denizlerimizi iyi korur isek, deniz ürünlerimizi eğer kurallara göre değerlendirirsek ben inanıyorum ki balıkçılar hep önde olmaya devam edecekler. Bakan Çelik, Türkiye'nin yeni tarım ve hayvancılık politikasını da özetledi. Bakanlığın iki alanı olan bitkisel üretim ve hayvansal ürünler ve hayvan varlığımızla ilgili iki önemli dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Birincisinde topraklarımızı en rasyonel kullanacağız bitkisel üretimde. İkincisinde ise hayvan varlığımızı ithalata değil yerli üretime bina edeceğiz. Bursa'nın turizm payını arttırmak için çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediyesi mesaiyi Mudanya'da hızlandırdı. İlçedeki Mesudiye sahilini 1 milyon liralık yatırımla yeniden düzenleyen Büyükşehir, tatilciler için bölgenin çehresini değiştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi sahil bölgelerindeki çalışmalarına hız verdi. Artık sahil şehirleri strateji planına da sokulan Bursa'mıza tüm sahillerimize ilgili düzenlemelerimize devam ediyoruz. Özellikle sahil şehri Bursa'da Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahilleri başta olmak üzere tüm bu sahillerimizin planları, 50 binlik planları yapıldı. Şimdi diğer detay 5 binlik lazım planları ve uygulama planları yapılıyor. Mudanya'nın en batısındaki Mesudiye sahilini 1 milyon liralık yatırımla yeniden düzenleyen Büyükşehir, bölgeyi turizme kazandırmakta kararlı. Gerek sahilin kum, plaj düzenlemeleri, burada plajların kumların erenmesi, son sistem tüm makinalarla çalışma, deniz içinde yapılan düzenlemeler, şu anda yapılan diğer projeler onlar da devam ediyor. Fakat sahilin düzenlenmesi özellikle vatandaşımızın kaliteli bir alanda plaja girmesi, denizden istifade edebilmesi, burada yapılan yol çalışmaları, trotuar çalışmaları, yine aydınlatma çalışmalarıyla birlikte modern bir sahile dönüştü. Eksiklerin giderildiği sahilde inceleme yapan Başkan Recep Altepe, bölgenin altyapı sorunlarına çözüm getirdiklerini söyledi. Burada duş, tuvalet ve diğer eksiklerin giderilmesi, bölgenin altyapı sorunları artık birer birer çözülüyor, su depoları yapılıyor, sulama sistemleri, sahil ve yerleşim alanları ayrı ayrı düzenleniyor ve her geçen gün artık buranın kalitesi artıyor. Gerçek anlamda sahil şehri olduğunu da artık anlamaya başladı. Bursa'daki sivil toplum örgütleri 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine destek için Büyükşehir Belediyesi ile el ele verdi. Geliri şehit ailelerine bağışlanacak futbol turnuvası düzenlendi. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı çıkarken hayatını kaybeden demokrasi şehitlerinin aileleri için sivil toplum örgütleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Şehitlerimiz var her gün her gün. Ülkemiz çok büyük bir zor dönemden geçiyor. Bu zor dönemde dedik ki biz de bu turnuvayı bir anlam kazandıralım. Birinci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kara Elmas Batı Karadenizler Derneği, geliri demokrasi şehitlerinin ailelerine bağışlanacak olan 15 Temmuz Demokrasi Halı Saha turnuvasıyla birlikte kan bağışı kampanyası da başlattı. Bütün üyelerin şu anda en büyük sıkıntısı belki de zor durumda kaldığımız zaman kan.
kan demek, can demek. Bunun farkındayız. Dolayısıyla hiçbir üyemize kan konusunda, değil üyemize, hemşehrilerimize, bize ulaşanlara yardımcı olmaya çalıştık. Turnuvanın başlama vuruşunu ise Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık yaptı. Hadi bismillah. Olay ana haberi burada noktalıyoruz efendim. Gelişmelerle karşınızda olduk. Hoşçakalın.